Kulağından merhaba. Bugün hamburger yapıyoruz. Hemen yapımına geçeceğim. Bunun için 500 gram kıymam var. Kıymayı karıştırma kabına alıyorum. Kıymamız orta yağlı bu arada. İçerisine 3 diş sarımsak ekliyorum. Rendeledim daha önce. 1 adet soğanım var. Yine rendelenmiş şekilde. Blenderin ince tarafını kullanarak rendeledim. Tuzumuz ve karabiberimiz var. Tuzu 1 tatlı kaşığı kullanıyorum ama damak zevkinize göre ayarlayın lütfen. Benimkine sadık kalmak zorunda değilsiniz. Karabiberimiz 1 çay kaşığı. Ekmek kırığı kullanacağız. Bunu nasıl yapacağınızı buradaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. Bayat ekmek değerlendirme yöntemleri videosunda. 4 yemek kaşığı kullanacağım. Silme yemek kaşığı yine. Köftemiz için son malzememiz barbekü sos. Bunu marketlerin sos rulolarında bulabilirsiniz. Güzel hafif böyle bir isli kokusu vardır. 2 yemek kaşığı kullanacağım. Köftemiz için tüm malzemelerimizi karıştırma kabına aldık. Şimdi yoğuracağız güzelce. Hamburger köftemiz hazır. Şimdi şekillendireceğiz. Bunun için bir kesme tahtası kullanacağım ben. Göz kararı 4 parçaya bölüyorum hamburgeri öncelikle. Şöyle gördüğünüz gibi avucumu dolduracak büyüklükte oldu. Kesme tahtasının üzerinde şu şekilde bastırarak ve kenarlarından düzleyerek güzel bir yuvarlak görünüm elde etmeye çalışıyorum. Köftelerimiz hazır. Şimdi pişirme aşamasına geçeceğiz. Ama bunun öncesinde bir hatırlatma yapmak istiyorum. Köftelerimi kullanacağım hamburger ekmekleri boyutlarına göre ayarladım. Siz de mutlaka öyle yapın. Benim ekmeklerim büyük olduğu için büyük hamburgerler yaptım ve 4 adet çıktı. Siz eğer daha küçük ekmek kullanacaksanız daha küçük yapıp 6 tane yapabilirsiniz örneğin. Şimdi geniş bir tavam var kızartmak için. Bunun içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyorum. Az yağda kızartacağım köfteleri. Dilerseniz ızgarada ya da tost makinesinde de kızartabilirsiniz. Şimdi yağı güzelce kızdıracağım. Köftemizin altı da kızardıktan sonra spatula yardımıyla alıyorum. Şimdi ikinci köftemize koyuyorum. Yağın kızgın olduğundan emin olun ilk seferde de sonraki seferlerde de köftemizi yağ koyarken. Köftelerimiz de kızardığına göre şimdi hamburgerimizi hazırlayabiliriz. Bunun için bir hamburger ekmeğini ortadan ikiye kestim. Şimdi alt tarafın üstüne bir adet köfte koyuyorum. Köftenin üzerine kendi damak zevkime göre ketçap atıyorum. Aynı şekilde biraz da mayonez. Şimdi üzerine domatesleri yerleştiriyorum. Kornişon turşularımı da şu şekilde dizdim. En üstte de şöyle marullarımı yerleştiriyorum. Ve hamburgerin üzerini kapatıyorum. Nefis hamburgerimiz hazır. Umarım hamburger tarifi hoşunuza gitmiştir. Tarifi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. KSR Mutfağı YouTube kanalına buraya ya da aşağıdaki logoya tıklayarak abone olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere.